Sayın okul müdürlerim, değerli velilerimiz, dünya olarak yaşadığımız zorlu bir sürecin içerisinden geçerken hep birlikte birinci sınıfa başladık. 18 yıldır severek yaptığım öğretmenlik mesleğimde ben de bir ilk yaşadım. Yaşadığımız kaygılar, beklentiler ortaklaştı. Aslında öğrenme ve eğitimin şekli değişti. Hayata karşı bakışımız, değerlerimiz olgunlaştı. Sizler bu süreç içerisinde daima çocuklarınızın elinden tutup bana destek oldunuz. Sevgili öğrencilerim, bu yıl birinci sınıfa başladınız. Her biriniz farklı hayaller kurarak sınıfımızı, okulumuzu, bahçede oynayacağımız oyunları, belki de koridorda koşmayı hayal ediyordunuz. Bu hayalleri kısıtlı zamanlarda gerçekleştirebildik. Yaşadığımız süreç bizi farklı bir yola doğru yönlendirdi. Aslında işimizi biraz zorlaştırdı. Sizler büyük bir çaba göstererek online süreçte okuma ve yazmayı öğrendiniz. Sadece bu da değil, birbirinizi anlamayı, dinlemeyi, uzaktan da olsa paylaşmanın ne demek olduğunu kavradınız. Ben de sizlerden birçok şey öğrendim. Ekran arkasından da heyecanla atan bir kalbin sesi duyuluyormuş. Gülen gözlerinizin ışığı bilgisayar ekranının ışığından daha parlakmış. Ve eğer gerçekten istersen dokunmadan da sarılmanın verdiği mutluluğu alabiliyormuşum. Sizler sayesinde bu yılı büyük başarılarla bitirmenin verdiği gururu yaşıyorum. Bu yıl olduğu gibi bundan sonraki hedefimiz de merakımızı kaybetmeden, bilimsel çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek, keşfetmenin keyfini sürerek Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemektir. Her gün tüm enerjisi ve heyecanıyla derslerime katılan öğrencilerime, tüm öneri ve isteklerimizi eksiksiz yerine getiren velilerime, yıl boyunca uyum içerisinde çalıştığım arkadaşım Duygu öğretmenime, bilişim desteğiyle yanımızda olan İlker ve Eray öğretmenime, okulda bulunduğumuz zamanlarda desteğiyle yanımızda olan müdür yardımcımız Gökhan öğretmenime, yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bize güvenen, yanımızda duran okul müdürümüz Aşkın öğretmenime, bizleri bir araya toplayan, aynı çatı altında buluşturan değerli kurucumuz Sayın Ulvi Halim Kadıoğlu'nu rahmetle anarak yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yeah.
İyi akşamlar. Aka TV Tekirdağ Aka Ana Haber'desiniz. Ben Nisa Lasem. Bugünkü etiketimiz meslekler. Bugün ülkemizin dört bir yanında farklı meslek gruplarıyla karşınızda olacağız. Malum son bir yıldır dünyalar zor bir süreçten geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle bir arada olamadığımız farklı meslek gruplarıyla karşınızda olacağız. Bizlere meslekleriyle ilgili verecekleri bilgileri dinlemek üzere sözü onlara bırakmadan son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen oturum boyunca mikrofonlarınızı kapalı tutun. İlk röportajımız Doktor Eylül Hanım ile başlıyoruz. Buyurun Eylül Hanım. Merhabalar. Bizlerin görevi hastalıkları önlemek, hastaları iyileştirmek ve tedavi etmektir. Hastaları tedavi eder ve gerektiğinde reçete yazarım. Boynumuzda taşıdığımız bu aletin adı stetoskoptur. Bu alet hastanın sırt ve göğsünü dinleyip hastalığını bulmaya çalışırız. Sizlere tavsiyem, yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde güneşe aldığını kontrolü elden bırakmayınız. Herkese sağlıklı günler dileriz. Anne, röportaj yapıyorum. Sırtıma halı koymayı bırakır mısın lütfen? Merhaba, benim adım Elif Ada Öydür. Veteriner hekimim. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, gerektiğinde tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişilerdir. Hayvan dostlarımızın sağlığı çok önemlidir. Onlar da hastalıklardan korunmak için aşı olurlar. Yeni doğan tüm canlılar gibi sevgiye, korumaya ve beslenmeye ihtiyaçları vardır. Sizlerden istediğimiz sokaktaki tüm canlılara karşı anlayışlı davranmanızdır. Tarihi ve tarih öncesi hakkında bilgi toplamak için eski uygarlıkların geride bıraktığı eşya, kemik ve benzeri kalıntıları inceleriz. Mağara resimleri, aletleri, bina kalıntılarını kazılarla gün ışığını çıkarır inceler değerlendiririz. Doğa meraklısı, tarih seven, açık havalarda kazıyla uğraşmaktan çekinmeyen, sabırlı, iyi gözlem yapabilen kişiler bizim mesleğimizi kolaylıkla yapabilirler. Ay anne, yine solucan çıktı. Merhaba, bizler yol, bina, havaalanı, tünel, köprü, baraj gibi büyük inşaat projeleri tasarlar, inşa eder, denetleriz. Bu inşaatları yaparken depreme ve tehlikeye karşı dayanıklı yapmak zorundayız. Şu an oturduğumuz evin, eğitim gördüğünüz okulun, yürüdüğünüz yolda bir inşaat mühendisi tarafından yapıldığını unutmayın. Anne, bu sefer yaptığım inşaat alanını kaldırma. Misk eşliğinde beden hareketlerim ile canlandırırım. Onun için çok küçük yaşlarda
Başlar düzenli olarak antrenman yapıyorum. Mimik dansınızın vazgeçilmezdi. Sahne ve kullandığınız mimikler sergilediğiniz gösteriye göre şekillenir. Araçları kullanmak ve gerektiğinde uzaydaki gök cisimlerini inceleyebilirizdi. Uzay hakkında bilgi toplar, bilimsel araştırmalar yaparız. Astronot olmak isteyenlerin uzayda karşılaşabileceği zorlu yaşam koşulları karşısında direnç gösterebilmeleri için fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olması gerekir. Astronotluk eğitimi için en çok başvuru yapılan yer NASA'dır. Astronot Türkçe'de uzaya giden adam anlamına gelir. Merhaba sevgili izleyenler, kaptan pilotunuz konuşuyor. Bizler yolcu veya yük taşıyan hava taşıtlarını kullanan kişileriz. İlk görevimiz uçuş planını hazırlamak, hareket eden uçağın yakıt ve zaman hesabını yapmaktır. Uçuş yapacağımız rotadaki hava durumunu değerlendirmek önemli olan diğer görevlerimizdendir. Ülkemizin ve dünyanın her yerine uçuşlar düzenleyen bizleriz. Bir bakıma en fazla gezen mesleklerden biriyiz. Uçuş senle otomatik pilot, şu ödevleri de otomatik pilota yaptırabilsek ne güzel olur. Mahkemelerde görevliyiz. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat oluruz. Herkes kurallara uymalıdır. Kurallara uyulmadığında adalet olmaz. Herkese adaletli bir yaşam diliyorum. Anne, bu çikolatalar eşit mi? Bunu abime vereceğim. Merhaba, bugün ünü ülke sınırlarını aşmış biriyle birlikteyiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Aşçık Deniz. Besinleri çeşitli yöntemler kullanarak yenilecek veya içilecek hale getiririm. Sağlık ve hijyene mutfağımda çok dikkat ederim. Türk ve dünya mutfağı hakkında bilgilerimi kullanarak çok özel yemekler hazırlarım. Ama şunu açık yürekli söyleyebilirim ki en lezzetli yemekler Türk yemekleridir. Buyurun. Anne, yine mi kelimeyiz? Çocuklar, bizler daha çok roman, hikaye ve galatelerde köşe yazıları yazırız. Yazılarımızı yazarken hitap ettiğimiz yaşa konulara çok ama çok dikkat ederiz. Kitaplarımız sayesinde yüz yüze ulaşamadığımız birçok arkadaşımız olur. Çocuk yaşta okuduğumuz kitaplar hayal gücümüzün gelişmesi yardımcı olur. Yazar olmak isteyenlere tavsiyem, abartmaktan korkmadan hikayelerinizi yazın ve bunu paylaşmaktan da çekinmeyin. Ödevlerini yazdın mı? Yazmak ya da yazmamak. İşte tüm mesele bu.
bilimsel çalışmaların yanında toplumda gördüğü birçok sorunu çözümlemeyi kendimize görev ediniriz. Bir ürünün incelenmesi ve değerlendirilmesi, eğer varsa eksik yönlerinin giderilmesi, bir hastalık ortaya çıktığında hastalığın denenmesi ve buna karşı alınacak olan önlemlerin neler olduğunu belirlemek bizim görevimizdir. Yaşadığımız bu dönemde bizler sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden ricamız lütfen kurala uyun. Çocuklarınız sağlıklı okullarına devam edebilsin. Doğanın, insanın, eşyanın resmini kendi gözüm ve kalbimin gördüğü gibi çizerim. Palet ve boyalar en önemli araçlarımdandır. Resimlerimi bazen bir duvara, bazen bir tuvale ya da kağıda çizebilirim. Farklı teknikler kullanırım. Atölyemin dağınık olduğuna bakmayın. Sonunda bu sanatın güzelliğini ortaya çıkarırım. Eserlerimi bir galeri ve sergilerde sizlerle paylaşırım. Covid pandemisi hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Bizler sağlığınız, hastalıksız, güzel zamanlarınız için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyorum. Yoksa okulumuza kavuşma süremiz uzar. Bu konuda hassasiyet göstermeliyiz. Sizlerden isteğimiz maske, mesafe, hijyene dikkat etmeniz. Sorunun küresel mücadelemizin ulusal olduğunu söyleyerek sözümü bitiriyorum. Aka TV'den tüm dünyaya sesleniyorum. Sayın Bakanım. Bana yaklaşma. Sütünüzü içiniz. Tamam. Görüyorum ki bütün öğrencilerim kendi meslekleriyle ilgili sizlere paylaşımda bulundu. Benim için çok gurur verici bir gün. Eğitim öğretim bu süreçte çok farklı ilerliyor. Bizlerin görevi öğrencilere bilgi ve beceri öğretmektir. Öğretmenler sadece ders anlattığı konularla değil, kişiliğimizin oluşmasında da en az aile kadar etkili kişilerdir. Şartlar ne olursa olsun, bir bilgiyi, bir sanatı, bir bilim dalını öğretmek görevimizdir. Bu dönemde uzaktan da olsa gördüğünüz üzere ekran başında aralıksız eğitimimize tüm heyecanımızla devam ediyoruz. Buradan tüm öğrencilere seslenmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun bilginin konuşulduğu her yer okuldur. Lütfen öğrenme heyecanınızı kaybetmeden derslere katılın. Hepinize sağlıklı günler, iyi akşamlar. Öğretmenim ben düştüm. Öğretmenim beni Zoom attı. Öğretmenim ben yeni geldim, ne yapıyoruz? Öğretmenim olmuş mu? Güncel bilgi
gibi haberleri radyo, televizyon veya web yayınları aracılığıyla sizlere aktarmakla sorumluyuz. Ses tonu ve diksiyon bizim mesleğimizde çok önemlidir. Sunuculuk mesleğini iyi bir şekilde sürdürmek için etkili iletişime dikkat etmelisiniz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bizler de sizler gibi endişelenir, üzülür ya da seviniriz. Ancak canlı olarak yaptığımız haberlerde duygularımızı kontrol etmemiz gerekir. Bu da mesleğimizin zor taraflarından biridir. Birçok meslekten çok değerli bilgiler edindik. Bizleri sıkılmadan dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Farklı etkinlikleri bir arada sağlıkla yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Dear my lovely peoples, this year is over. We have learned so many things. We have studied, laughed, played, sang, and enriched our lives during the year. Thank you for all the things. I love you so much. Dear parents, it was a great pleasure to have your little ones in my classroom this year. Your children are proud because they know how to read and write some English words, short words. They have tried to learn how to use English and their knowledge. I know you have hard work with challenges. Thank you for your interest and efforts. See you next year with a great expectations which will come true. Everybody is emerging from hibernation in the jungle. It's winter, I'm very sleepy. Everybody see here. There are rabbits, squirrels, birds, but
There is Bruno the Bear. Where is the Bruno? Where is Bruno? Where is Bruno? Where is Bruno? Where is Bruno? Everybody ask a question to each other, but nobody sees Bruno. To bring new life. Here we go. Oh. Seasons of the year. 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 Here comes the summer with the heat from the sun. Here comes the summer with the kids having fun. Here comes the summer with the warm breeze. Here comes the summer with the trees so green. Here comes the summer with the heat from the sun. Here comes the summer with the kids having fun. Here comes the summer with the warm breeze. Here comes the summer with the trees so green. Here we go. No, it's summer. I love summer and colorful flowers. Me too. It's hot, but the trees are cool. I love trees and green. It's fun to keep a lot of food in the soil. It's time to fly. Come here and let's play tag, but Bruno isn't here. Where is Bruno? 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 One more season ends, but nobody sees Bruno. Oh, seasons of the year. Here we go. Oh, seasons of the year. Here we go. I need to find a shelter. I'm very sleepy. Where is Bruno? Where is Bruno? Bzzz. Where is Bruno? Where is Bruno?
Where is Bruno? All the animals are preparing for winter, but they have a question on their mind. Where is Bruno? Is winter, are you very sleepy? It is winter, I am very sleepy. It's winter, I am so sleepy. It's winter, I am very sleepy. It's winter, I'm asleep. It's winter, I'm very sleepy. It is winter, I'm very sleepy. It's 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 winter, I'm very sleepy. It is winter, I am very sleepy. It's winter, I am very sleepy. Seasons of the year. Here we go. Spring, summer, autumn, winter. All my friends. Fruits, flower, trees. Oops, everybody is sleeping. I woke up early. I better sleep in the middle and marsh. That's what Bruno Bear is. We hope it will meet its friends next spring. See you 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 next spring. Güneşli bir gün hayal ediyorum. Ailemle birlikte piknik yapacağız. Çok mutluyum. Bu çalışmamda ailemle güzel bir havada yürüyüşe çıktım. Ben burada dünyayı ikiye böldüm. Ve bazı anlar sakin, bazı anlar
fırtına geçer, onu anlatmak istedim. Hoşçakalın. Bu resimde anne sevgisini anlatmak istedim. Baharın gelişiyle bahçemizin çiçekleri açtı. Merhaba, ben bir aslanım. Ben Deniz Umuş. Bu resimde Cumhuriyet Bayramı'nı çizdim. Bayram coşkusunu da yansıtmaya çalıştım. Merhaba, ben bir aslanım. Ben Derin Aydın'ın oğlu. Yaptığım bu resimde ilkbaharın gelişini anlatmak istedim. Bu resim bana huzur veriyor ve kendimi mutlu hissettiriyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ne yapayım? Burası bir çöl. Ve burada bir inşaat var. Burada evler. Bu resmin konusu mevsimler. Mevsimlerde en sevdiğim şey gökkuşağı. Çünkü bütün renkleri var. Keşke gökyüzünden böyle rengarenk yağmurlar yağsaydı. Çok güzel olmaz mıydı? Bu kız artık tek başına kitap okuyabiliyor, tek başına yazı yazabiliyor. Aynı benim gibi. Resmimin konusu kediler. Kedileri çizmemin sebebi kedileri çok sevmem. Bahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar, kuşlar yuvadan uçar. İşte ben de okumayı öğrendiğimde mutluluktan uçtum. Kendimi okulumda gibi düşünüp öğrendiklerimi göstermeye çalıştım. Okuma şenliği için çok heyecanlıyız. Bu yaptığım resimde ailemle kitap okumaya gidiyoruz. Hayvanları sevelim, onları koruyalım. Thank you.